Arkadaşlar, ben din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sibel Ay. Geçen hafta sizinle Peygamberimizin hayatını öğrenmenin niçin önemli olduğunu irdelemiştik. Bu hafta ise başlığımız Risalet öncesi dünyanın dini durumu. Önce başlığımızı bir oturtalım. Risalet ne demek diye bir başlayalım. Risalet, Allah ile insanlar arasındaki elçilik görevidir arkadaşlar. Yani biz buna peygamberlik de diyebiliriz. Peygamberlikten önce Arap Yarımadası'nda dini durumu bugün irdeleyeceğiz arkadaşlar. Peki biz neden bu başlığı irdeliyoruz? Yani buradaki amacımız ne? Sizin de bildiğiniz gibi günümüzde şöyle bir akım yaygın. Öncesi ve sonrası diye ne yapıyoruz arkadaşlar? Durumları kayda geçiriyoruz. Amacımız ne burada? Ortaya çıkan yeni durumu daha iyi keşfedebilmek, daha iyi gözlemleyebilmek için biz bir durumu öncesi ve sonrası diye kayda geçiriyoruz. İşte bizim de bugün bu başlıktaki amacımız İslamiyet'in geldikten sonra getirdiği değişimler, inşa ettiği yeni toplumu kavrayabilmek, bu farkı daha iyi ayırt edebilmek. Bu yüzden İslam'dan öncesini her türlü başlıkla, dini, sosyal, kültürel anlamda, ticaret anlamında bu gibi başlıklarla irdeleyeceğiz ve daha sonra İslamiyet'in getirdiği farkı ortaya koyarak arkadaşlar biz bu ayrımı, İslamiyet'in getirdiği değişimi çözümlemiş olacağız, anlamış olacağız. Başlığımızdaki amacımız bu olacak arkadaşlar. İslamiyet bize ve topluma ne kazandırdı? Arkadaşlar, İslam'dan önce Arap Yarımadası'nda dünyada yaygın olan birçok çeşit din mevcut. Eminim ki bunların birçoğunu duymuşsunuzdur. Hristiyanlık, Yahudilik nedir? Semavi dinlerdir ve İslamiyet'ten önce gelmiş, ancak bozulmasıyla beraber yeni bir dine ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olarak İslamiyet'in gelmesine zemin hazırlayan dinlerdir. Yine Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi dinler, Hindistan, Japonya mesela, Şintoizm, bu tip yerlerde yaygın olan dinler, Mecusilik, ateşe tapma, Haniflik, bunu da duymuşsunuzdur. Hazreti İbrahim'in dini, yani Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam'la tanışmadan önce mensup olduğu din Haniflik dinidir arkadaşlar. Temelinde tek tanrıcılık vardır ve İslam'la örtüşen birçok özelliği olduğu için Peygamberimiz Hanif dinine mensuptur arkadaşlar. Yine biz Arap Yarımadası'nda yaygın olan dinlerden putperestliği görüyoruz, gök tanrı inancını görüyoruz ve Konfüçyanizm inancını görüyoruz arkadaşlar. Demek ki İslam gelmeden önce çok çeşitli dinlerle muhatap olan bir insan kitlesi var arkadaşlar. Bakalım bu dinler insanlara neler kazandırmış ya da neler kaybettirmiş. Arkadaşlar, diğer bir başlığımız dinleri bakalım bölge bölge nasıl inceleyebiliriz? Dünyanın dini durumu. Çin arkadaşlar bugün olduğu gibi o günde gelişmiş bir medeniyet, ancak İslamiyet'in gelmesine yakın bir zamandan önce biz Çin'in çöküşe geçtiğini görüyoruz ve dini inançları Konfüçyüs felsefesi ve Buda'nın Budizmi arkadaşlar. Hindistan'da ise Hinduizm ve Budizmin yaygın olduğunu görüyoruz. Biraz açalım, ne var burada? Kast sistemi var değil mi? Zenginin hep zengin, fakirin hep fakir olduğu bir adaletsizlik çarkı arkadaşlar, kast sistemi. Hinduizm'de biz bunu inceleyeceğiz. Orta Asya'da kim var arkadaşlar? Siz tarih dersinde nedirsinizdir buna? Aşinasınızdır. Burada Türkler var arkadaşlar. Türkler zaman zaman Hristiyanlık ya da Budizm gibi inançlara, inançların etkisine girmiş olsa da genelde Türkler gök tanrı inancına sahip.
sahiptir arkadaşlar. Yine şöyle bir parantez açalım. Türklerin Müslüman olmasında etkili olan faktörlerden biri gök tanrı inancıdır. Çünkü gök tanrı inancının birkaç kaidesi İslam'la örtüşür. Mesela gök tanrıcılık tek tanrılıdır değil mi arkadaşlar? Ahiret inancı vardır mesela. İslam'da da biz karşılaştırdığımızda tek tanrı, ahiret inancı, işte İslam'da cihan, gök tanrı inancında cihan şumul anlayışı Türkleri Müslüman olmasını kolaylaştıran sebeplerdendir arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu'na baktığımızda arkadaşlar, Bizans Hristiyanlık dininin Ortodoks mezhebine nedir arkadaşlar? Mensuptur. Biz Bizans İmparatorluğu'nu biraz incelediğimizde ilk başta kendilerinin büyük bir zulüm ve eziyet altında olduğunu görüyoruz. Ancak Bizans İmparatorluğu siyasal gücü devreye ele geçirdiğinde arkadaşlar ne yapıyor? Aynı eziyet ve işkenceyi kendi toplumuna uyguluyor ve insanları zorla Hristiyanlaştırmaya çalışıyor. Yine arkadaşlar Hristiyanlar zamanla Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid inancını terk ederek nereye gidiyor? Teslis inancına. Biz kelimelerin kelime anlamına bakalım. Tevhid ne demek? Birlemek, Allah'ı eşsiz görmek, ona ortak koşmamak, onun bir ve tek olduğuna inanmak. Teslis ise kelime anlamında üçleme anlamındadır arkadaşlar ve içerik olarak baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşur teslis inancı. Biz Hristiyanların Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid inancını zamanla teslise dönüştürdüğünü görüyoruz arkadaşlar ve böylelikle ne yapmış oluyorlar? Hristiyanlık dinini bozmuş oluyorlar arkadaşlar. Yine Mısır, Kuzey Afrika'da yer alan bir yerleşim arkadaşlar. Mısırlılar Kuzey Afrika'da putperestlik yaygın olmasına rağmen Mısır'da Hristiyanlık baş gösteriyor arkadaşlar. Bütün çabalarına rağmen maalesef Mısır'da Hristiyanlık yayılıyor arkadaşlar. İran'a bakacak olursak burada Sasaniler yaşıyor arkadaşlar. Sasaniler iki tanrılı Zerdüşt dinine inanıyorlar. İyilik tanrısına ateşe taparak ibadet ediyorlar ve zamanla bu inanışın adı ateşperestlik, mecusilik olarak anılıyor. Günümüzde az sayıda mensubu olmakla beraber hala mecusi olan kesimler vardır arkadaşlar. Habeşistan'a baktığımızda Habeşistan Hristiyanlık dinine mensuptur arkadaşlar. Habeşistan'ı biz İslam tarihinde şöyle hatırlarız. Peygamberimiz 1. hicrette arkadaşlar kafileyi nereye gönderiyor? Adaletli bir yöneticisi olduğu için Habeşistan'a gönderiyor arkadaşlar. Müşrikler Müslümanları geri almak için Habeşistan'a gidiyorlar ve Necaşi'nin huzuruna çıkıyorlar. Necaşi'ye türlü türlü farklı yalanlar söylüyorlar Müslümanlar hakkında. Ancak Necaşi, Cafer bin Ebi Talip bildiğiniz gibi Hazreti Ali'nin abisi, Peygamberimizin amcasının oğlu ve kafilenin başkanı, ne yapıyor arkadaşlar? Hazreti İsa ile ilgili söylediği sözler arkadaşlar orada kalmalarını sağlıyor arkadaşlar. Arkadaşlar biz böylelikle ne yaptık? Arap Yarımadası'ndaki Risalet öncesindeki dünyanın dini durumunu konuştuk. Biz baktığımızda arkadaşlar maalesef dini durumun insanlar üzerinde bıraktığı büyük bir enkaz var. Ahlaki yozlaşma, yanlışın doğru olduğu, haksızın haklı olduğu bir ne var arkadaşlar? Ortam var ve insanlar büyük bir sıkıntı içerisinde. Biz bu sıkıntıyı incelediğimizde zaten ne görüyoruz arkadaşlar? Bir dinin, yeni bir dine duyulan ihtiyacı görüyoruz ve İslamiyet tam olarak bu ortama geliyor arkadaşlar ve inceleyeceğiz, ünitenin devamında göreceğiz, yaşantılarını daha açacağız, nasıl yaşadıklarını irdeleyeceğiz ve
edeceğiz. İslam ne getirdi? İslam nasıl bir toplum oluşturdu? İslam nasıl bir değişime toplumu sürükledi? Ve toplum nasıl değişti? Biz bu ünitede Arap Yarımadası'nın yaşantısıyla derinlemesine incelediğimizde siz bu kıyası daha kolay yapacaksınız arkadaşlar. Biz dersimizi özetleyecek olursak, bugünkü dersimizde Risalet öncesinde dünyanın dini durumunu konuştuk. Risalet nedir dedik, yaygın olan dinlerden bahsettik. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Göktanrı, Konfüçyanizm gibi dinler olduğundan bahsettim. Ve dünyanın genel olarak dini durumundan bahsettim arkadaşlar. Ve bu dinlerin insan yaşantısına ne bıraktığını, neler bıraktığından bahsetmeye çalıştım arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Gelecek hafta bu ünitenin daha kapsamlı bir şekilde anlatımıyla inşallah hep beraber oluruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.